Çıkıyorum ben. Hülya. Ha? Çıkıyorum dedim. Ha tamam. Kaçta gelirsin akşam? Gece yarısına doğru. Geçer belki de, bilmiyorum. Ama nereye kadar gidecek bu böyle? Senin de canın var hayatım. Ne yapalım? Boş ver. Hadi hoşça kal. Görüşürüz. Niye almadın bunları? Ne onlar? Postayı. Ne bileyim, unutmuşum. Ne bunlar Hülya? Ne? Faturalar, kredi kartın. Ne bu böyle, delirdin mi sen? Ne diyorsun sen Ümit? Ne varmış ki ya? Daha ne olsun? Ne olsun daha? Şuna bak. Ayda kaç kıyafet alıyorsun sen? Kaç ayakkabı alıyorsun? Üf, başlama yine. Bunların içinde sushi de var, kürk de. Çıldırdın mı sen Hülya? Nasıl öderiz biz bunu? Aman. Seni tanıyamıyorum Hülya. Tanıyamıyorum. Ben de seni tanıyamıyorum. Ne var yani? Sen bir doktorsun, ben de senin karınım. Çok doğal değil mi benim de harcamalarımın olması? Deli misin sen be? Doktorsam trilyoner değilim herhalde. Hmm. Ayrıca bunlara harcama demek biraz garip. Katliam bu be. Harcama değil, katliam. Tamam tamam, başlama yine sabah sabah. Allah seni bildiği gibi yapsın. Delirmişsin sen, delirmişsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Ne o doktor, suratın kireç gibi. Solgun görünüyorsun. Bilmem. Sen de enerji küpüsün yani sabah sabah. Biz de böyle. Ya neyin var senin sahi? Yok bir şeyim. Ara sıra... Ara sıra ne? Bir ağrı. Ama herhalde önemli bir şey değildir. Delirme Ümit. Hemen bir kontrol edelim. İhmale gelmez. Bakarız bir ara, olur. Ya terzenin pantolonu sökük olurmuş misal ya. Çocuk gibisin. Neyse, görüşürüz. Herkese günaydın. 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 Nasılsın? Patronum ama hani benim bile içim dayanmıyor. Tatile niyetin yok mu senin? Çıkarız Necat Bey. Biraz toparlayalım da. Maşallah, ameliyatlara boş yok. Hastaların da büyük sempatisi var sana. Buna sevindim. Ben safkan Hipokratları severim. Ben sevdim mi de onlar birden paralı Hipokratlar oluverirler. Nasılsın? Sağ olun, iyiyim doktor bey. Nasılsınız? İyiyim doktor bey, sağ olun. Derin nefes alır mısınız? Öksürün. Doktor, takılalım mı biraz? Yok, eve gideyim ben. İyi ya, sen bu vaziyetle. İşin zor abicim senin, zor. Hadi eyvallah. Ne? Hay aksi. Kimsin sen? Sen doktorsun. Evet, ama niye sordunuz? Yok.
Hiçbir şey yok. Ha, geldin mi? Evet, geldim. Amca ezileceksin ya. Ne dikiliyorsun öyle? Hadi amca çekil de geçelim. Hayır. Hayır mı? Ama... Aman ne yapıyorsun sen? Hey! Ne olur kurtar onu. Yavrumu kurtar. Ama... Gücüm yetmiyor benim. Elim ermiyor. Önce Allah'a sonra sana emanet. Kurtar onu. Allah rızası için kurtar. Hey amca, ne yapıyorsun? Hey, dur gitme. Seninle. Hastasın ha? Hem de çok hastasın. Neyse. Önce bir bakalım durumuna da sonra babanı ararız. Ya da dedeni. Hangisi? Dedem. Annen baban yok mu? Yok. Neredeler? Gittiler. Nereye? Derin nefes al. Öksür şimdi. Daha güçlü. Tamam. Kalbine de bakalım. Şimdi de nefes alma. Nereden buldun bu çocuğu? Çocuğu mu? Anlattım ya, yaşlı bir adam zorla kucağıma tutuşturup gitti. Sen de aldın ha? Evet, ne yapsaydım yani? Abi yani bu adamlar da anlıyorlar insanın gözünden ha. Bula bula seni bulmuş herif, baksana. Başlama yine. Çocuğun durumu. Heh, çıktı mı tahliller? Çıktı. Çıktı ama bak Ümit. Nasıl? Abi bak, çocuğun durumu çok kötü. Her açıdan çok geç kalınmış. Muhtemelen kaybedeceğiz. Ver bakayım şunu. Ne yapacağız Fatih?
Yapılacak bir şey yok. Geç kalınmış dedim ya. İyi düşün, operasyon yapılamaz mı? Yapılabilir ama başarı şansı %1. Üstelik... Üstelik ne? Üstelik ciddi para demek. Olmaz yani. Yapacağız. Delirdin mi Ümit? Götürüp teslim edelim, polise ailesini bulsunlar. Hayır, elimizden geleni yapacağız. Ya saçmalama. İyi de ya masraflar? Ciddi para lazım bunun için. Necat Bey'le konuşurum. Olmazsa... Olmazsa? Olmazsa ben karşılarım. Vahim görünüyor. Evet, çok kötü. Ne düşünüyorsun peki? Şey Necat Bey, şu çocuğa bir el uzatamaz mıyız? Yani Allah'ın garibi, belki... Yapma Ümit, şansı çok az bu çocuğun. Hem bu çok büyük bir maliyet. Karşılayamaz mıyız? Yani müesseseden mi demek istiyorsun? Ya hayır, bunu yapamam. Nezle tedavi etmiyoruz ki Ümit. Sonra ben bunu nasıl açıklarım yönetim kuruluna? Unut bunu. Ver polise gitsin. Anladım. Ne yapacaksın peki? Çocuğu ameliyata hazırlayacağım. Ama... Tamam Necat Bey. Parasını ben karşılayacağım. Merak etmeyin. Nasılsın? Dedem nerede? Deden mi? Şey, sanırım bir işi çıktı. Sen tedavi olduktan sonra gelecek. Merak etme. Sahi adın ne senin? Ali. Benimki de Ümit. Bak Ali, zor bir ameliyat geçireceksin. Güçlü olmaya çalış, olur mu? Benden istediğin bir şey var mı? Ben koşmak istiyorum sadece. Yapabilir misin? İnşallah Ali. Koşacaksın, merak etme. Arabana ne oldu? Arıza mı? Yok, hayır. İyi de niye taksiyle geldin? Şey, sattım arabayı. Neden? Kimseye bahsetme ama, söz mü? Tamam da... Dur tahmin edeyim. Şu çocuğun ameliyatı için değil mi? Hı-hı. Ne adamsın ya. Yarın iki adam daha gelse evini mi satacaksın abi sen? Bu başka ama Fatih. O ihtiyarın gözlerini görmeliyim. Neyse, gidip bitirelim o zaman şu işi. Edeceğim Ali. Kurtulacaksın. Hiçbir şeyin kalmayacak. Dedim görecek miyim? Evet, merak etme. Ümit! Ümit! Ne oldu Ümit? Aman Allah'ım! Koşun! Çabuk sedye getirin, çabuk! Ümit! Ümit! Çabuk, acele edin, çabuk! Çabuk, çabuk! Kaldım, yavaş! Yavaş! Çabuk!
bundan haberin var mıydı? Dikkatimi çeken şeyler oldu ama bana hiç bahsetmedi. Çok kötü. Son derece kötü. Kötü. Hadi topla kendini. Seni böyle görmemeli. Şimdilik kimseye bahsetmeyelim, tamam mı? Gittin geldin Ali. Ama galiba savaşı kazandın. Ben haber vereyim doktora. İyi haberlerim var doktor. Senin ufaklık kefeni yırttı. Her şey iyiye gidiyor. Bir iki ay sonra top oynarken seyredersin onu artık. Arabayı filan sattığına değdi yani. Sen arabayı... inanamıyorum Ümit. Ben eve yeni bir yemek odası takımı alamıyorum. Senin yaptığına bak. Kaç gün yaşayacağım belli değilken... öleceğimi biliyorken hem de... senin yemek odan umurumda mı sanıyorsun? Ben bir sigara içeceğim. Öleceğini filan da nereden çıkardın? Yapma Fatih. Doktorum ben. Unuttun mu? Benim durumumda Fatih. Yani böyle durumlarda... başını yastığa gömdüğünde... sonra... mesela geriye dönüp baktığında... hiçbir şey kalmıyor insanın avucunda Fatih. Bomboş şeyler. Değersiz... renkli şeylerle geçiyor yaşamlar. Bomboş. O yüzden... o yüzden... o çocuk... Ali... onun iyi olduğunu bilmek... ben yokken... ona iyi bak Fatih. Tamam mı? Söz mü? Söz. Hülya Hanım, durumu biliyorsunuz. Yani çok üzgünüm. Ama artık her an, her an Ümit'i kaybedebiliriz. Buna hazırlıklı olun. Thank you.
Maşallah, mucize bu. Fatih Bey, Ümit Bey gözlerini açtı. Ali, bize de bırakırsın değil mi? Buyurun, kime bakmıştınız? Şey kızım, ben doktor beye... Doktor bey biraz rahatsız, bu aralar pek çalışamıyor. Hayır hayır, ben ona bir emanet bırakmıştım. Emanet mi? Evet. Ölü müdür, diri midir, haberini sormaya geldim. Buyurun. Ali, Ali! Canım dedeciğim. Sen bana dünyaları verdin doktor. Allah tuttuğun altını essin. İki can da yüzüne baksın doktor. Onun bana verdiklerini bir bilsen. Bir bilsen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.